Halk arasında Bölme Pınar Camii olarak bilinse de tarihi Dengere Camii'ndeyiz bugün. 1123 yılına ait olduğu söyleniyor ama normal envanter kayıtlarında 15 ile 17. yüzyıllar arasında yapıldığı ifade ediliyor. Dikdörtgen şeklinde yapılan bir cami. İşte böyle devşirme mermerlerin üzerine, kaidelerin üzerine ahşap kolonlarla birlikte inşa edilmiş. Evet, Eyüp Güreş'le bugün nereleri gezek? Bugün Eyüp Güreş ile Dengere Camii'ni, tarihi Dengere Camii'ni gezek. İşte Bölme Pınar Köyü'nde yer alan, yine halk arasında Bölme Pınar Camii olarak bilinen tarihi Dengere Camii'sini bugün gezek. Burdur istikametinden geldiğinizde böyle dönüyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Takriben 3 kilometre. Hadi bakalım. Caminin girişindeki yine ahşap oyması kapı gerçekten bir sanat eseri niteliğinde. İşte görüyorsunuz değil mi? Ahşaplardaki işçiliği, oymayı. Cami doğu batı ekseninde dikdörtgen planlı olarak yığma taş tekniğinde inşa edilmiştir. Caminin doğu ve kuzeyinde yer alan işte gördüğünüz ikişerli iki katlı cam düzeni ve ortasına yerleştirilen yuvarlak kısım caminin batı cephesinde de aynı düzenleme uygulanmış. Muhtemelen minberi aydınlatmak üzere. Baksanıza sıvalardaki. Ben ilk defa böyle bir sıva düzeni gördüm. Taşlar böyle kırmızı taşlarla desteklenmiş ya da desen verilmiş muhtemelen. İşte bu caminin minaresi bir kare kaide üzerine oturtulmuş. ...1771 yılında minaresi sonradan yapılmış caminin.
Şu anda göremiyorum ben şerefesinde. Ne kuzey cephesinde de yazılmış 1771 tarihi. Ahşap destekli cami geleneği Orta Asya kökenli olduğu ve Anadolu'nun genellikle batısında geliştiği kaynaklarda yer almakta. Anadolu'da ahşap destekli ve ahşap tavanlı cami yapma geleneği 13. yüzyılda başlayıp 20. yüzyıl başlarına kadar devam etmiştir. Bezemeleri görüyorsunuz değil mi? Ahşaplara oyulan renkli. Bunlar tamamen doğal renklendirme ile yapılan bezemeler. Tabi zamanla solmuş. Şu estetiği görüyorsunuz değil mi? Yani cami kapısında yazan tarihe göre aşağı yukarı 850-900 yıllık bir cami. Bordür şeklinde kurgulanan süsleme kompozisyonlarında yoğun bitkisel motifler kullanılmış. Geometrik kurgu sadece minberlerde uygulanmıştır. Sağ olsun abim gördü geldi. Camiyi açtı, yoksa içini görmeden gidecektim. Harika gerçekten. Ben de Artvinliyim. Bizim orada da böyle ahşap camimiz var köyde, ama bu kadar eski değil. Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalma herhalde. Ta Selçuklu zamanından kalma diyorlar. Selçuklu'dan, Roma'dan da olabilir. Bunlar şeyden bak, bunlar zaten şu mermerler var ya. Devşir mi bunlar? Roma döneminden kalmadır. Bu taşlar Yunanca mezar taşlamış, toplama taş. Anladım. İşte bunların üzerine kaideleri oturtmuşlar. Çok da mezar taşı gibi değil. Bence bunlar sütunlara benziyor. Hakikaten çok güzelmiş. Gezip görülmesi gereken bir yer. Bu da mermer sanki abi ya. He. Baksanız. Öbür yana doğru. Çekir. Şuraya mı gidiyor? Ha, çekir. Ha. Ne kadar gezen ne ayı? Önünü kesme. Şuralar da çok enteresan, baksana nasıl bir ışık, sanki şey gibi değil mi? Hani demir böyle örülür ya. Bu demir de Osmanlı zamanında değildir. Bu demir zaten değil mi? Demir. Ben ahşap desen gibi demir. Demir. Osmanlı, demek ki arada tadilat yapılmış, tamirat Osmanlı yapılmış. Osmanlı zamanında değil de gelen arkeologlar
Dışarıdaki zıvayı var. Zıvayı gördün değil mi? Hı. İşte o ilk yapılış zıvası o. He, şeyle böyle kiremitler var. İlk yapılış zıvası. İlk yapılış o. İşte bu o. Bunun üstü kara örtüymüş. Kara örtü. Ha, damı değil mi? Toprak dammış. Evet. 38'de bunu şimdi yaptırmışlar. Şu duvarda öteyen mi? Afiyon yıkılmış herhalde. Bak buraya direkt gidilmiş tamirat. Ha, 1966'da diye ben biliyorum ama. O 66'da bu şeyi. Bu zıvası. 66-67'de. Bu zıva kenar çatı dalı değişti. Tabanı değişti. Anladım. Şu ana ayrıydı. Köy de eski demek ki değil mi? Cami eski olduğuna göre siz de buranın eski bir köydür herhalde. Eski yerleşim. Eski şey. Etraf köyleri ne zaman böyle. Değil mi? Daha kalabalık, daha eski. Hakikaten çok güzel. Ya. İnsanlar ne estetikmiş eskiden değil mi? Şimdi hemen haldır uldur yapıp geçiyoruz her şey. O zaman kı sanatkar, o zaman kı emek. Değil mi? Çok teşekkür ederim ben abi. Sağ olun. O kapıyı bu şekilde işleyecek de. Değil mi? Şimdi. Ya işler de işte işine gelmez. Hani makineyle bile işlemeye erinir insanlar. Baksanıza. Hakikaten çok. Siyah yeri eski, siyahtan bu yana 66-67'de tamirat. He, belli zaten bak. Oranın rengiyle farklı onlar. Evet. Vallahi ne iyi oldu geldin abi ya. Bak onu çok bariz belli ama ben onu tahmin edemezdim yani bak. Aynı şekilde yapmaya çalışmışlar ama tabii onlar kök boyalarla renklendirildiği için her ne kadar solsa da hala özelliğini. Buradaki mihrap dışarıda. Demek ki yazın veyahut da böyle bir mescit gibi yapılmış. Burası da kapalıydı. Sabah namazı kılarlardı, yasin kılarlardı. Sonra da burayı açtırdılar. Kapalıydı burası eskiden. Kapatmışlar. Yedik köylü kapatmış. Orada sabah namazı ikindin. İnsanlar cemaat azıka zobaylanıyordu. Koşulcukla okuyordu. Anladım. Sonra geldiler burayı açtırdılar. Anladım. Hani orada da burada da olması demek ki belki de şey oldu. Oralar yani aynı yapılmıştı. Demek ki oraya belki yazlık kışlık gibi düşünüldü. Yazlık kışlık gibi oraya gerilmiş. Hemen ilkokul çocuğu okudu bir sene. Bundan kere imam burada çocuk okudurdu. Kışları. Evet. Okuldan çıkanlar okudurdu. Burası kapalıydı. Sonradan açtırdılar. Yani 15 çocuk burada okurduk, güleşirdik. Oh ne güzel. Bize buraya tokat girdik başka birinden. Öyle ya. Asıl da eski isim diye. Evet. Oldu, çok teşekkür ederim abi. Saygılar sunuyorum. Caminin şadırvanı da yine o dönemlere ait olduğunu söylüyorlar. Aleykümselam.